Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size cam suyunda çeşme suyu kullanmanın zararları hakkında bilgi vereceğim. Ben de birçok sürücü yazın burada çeşme suyu kullanıyor arkadaşlar. Bu zararlı. Şimdi bunun zararlarını anlatacağım size ama öncesinde ufak bir ricam var. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Niye diyecek olursanız kanal günlük 8-10 bin kişi tarafından izleniyor benim kanalım. Abone olan sayısı kaç biliyor musunuz? 10. 10 bile yok. Yani düşünün 10 bin kişi izliyor. 8 kişi abone oluyor. Abone sayısı çok az. Yani adam izleyip gidiyor. Yani bir kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum. Mutlu olurum. Bir şey kaybetmezsiniz. Ben de bir şey kazanmam. Bana maddi hiçbir getirisi yok abonenin. Ama insan orada abone sayısının, takipçi sayısının çok olduğunu görünce mutlu oluyor arkadaşlar. Öncelikle size cam suyu, şu çeşme suyu kullanırsanız ne olur? Lan reklam yapıyormuş gibi olduk la. Şöyle koyalım da adamın reklamını yapmayalım. Bu cam suyunda bildiğimiz şebeke suyu, çeşme suyu kullanırsanız ne olur arkadaşlar? Onu söyleyeceğim. Ülkemizdeki suların %90'ı kireçli arkadaşlar. Bu cam suyunun şuradaki memelerin, bakın cam suyu memeleri nerede bunun? Ha şurada. Şu memelerin uçları çeşme suyu doldurduğunuz zaman tıkanıyor. Bunun içindeki hortum var mesela. Şu hortum cam suyu hortumu. Bu da kireçle zamanla kireç dola dola tıkanıyor arkadaşlar. Motorun yanmasına neden oluyor. Sistemin tıkanmasına bu hortumu değiştirmek çok meşakkatli biliyor musunuz arkadaşlar? Veya şunları değiştirmek bir su doldurmaktan daha zor. Bu yüzden size tavsiyem yaz kış arkadaşlar ne olursa olsun aracınızda mavi cam suyu kullanın ya. Satın alın, çok zor bir şey değil, pahalı bir şey değil arkadaşlar. Şu suyun 5 litresi 30 lira her yerde. Bu cam suyundan dolayı ben çok çeşme suyu kullanan şoförler yüzünden çok zorluk çektim arkadaşlar. Niye diyecek olursanız adam çeşme suyu kullanıyor. Bu doluyor. Açmaya çalışıyorsunuz. Tıkanıyor. Bilmem ne yapıyor. Ondan sonra suyun yavaş atıyor buradan. Veya şunun birisi atıyor birisi atmıyor. Yağmurlu havada da zorluğunu çekiyorsunuz arkadaşlar bunun. Bu yüzden ne olursa olsun aracınızda yaz kış mavi su kullanın. Bu suyu kullanın arkadaşlar. Satın aldığınız cam suyunu kullanın. Neden? Çünkü bu su kireçten arındırılmış su. Kireci alınmış su. Bizim çeşme sularını görüyorsunuz. Bardağı doldurun arkadaşlar. Şöyle bir gün beklesin bardakta. Eksilen yerlerinde bardağın kenarlarında kireç izi kaldığını göreceksiniz. Bu bizim çeşme sularının kireçli olduğunu şey. Bunun içindeki küçük yerler altından pompası, şunlar veya şunun nozullar. Bunlar çok ince oldukları için çabuk tıkanıyorlar kireçten dolayı. Bir en kötü arabanın Tofaş'ı sayın ya. Bunu geçin arkadaşlar. Cam suyu motoru şu an 150 liraya. Yani yazın kullanıyor. Yazın zaten bir 3 litre cam suyu alsan tüm yazı götürür anasını satayım. Ama adam onu almaya üşeniyor işte. Yazın daha ucuz hatta bu. Yağmur yağmıyor. Şey olmuyor. Sadece şey yapıyorsunuz. Yani 3 litreyle bir yazı geçirirsiniz. 30 lirayla gidiyorsun. Arızayla uğraşıyorsun. Ondan sonra tıkanıklık açmakla, hortum değiştirmekle, cam suyu motorunu değiştirmekle falan uğraşıyorsun. Bu yüzden yaz kış muhakkak cam suyu kullanın. Kireçten arındırılmış. Evet. Bu videomuzda böyle. Cam suyu, çeşme suyu kullanırsak ne olur videosu anlatmaya çalıştım. Basit bir video oldu. Önemli bir video değil. Ama yine de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.